Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Eda. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Demir'den. Şu an yanımda Bilgehan Koç var. Aslında daha önce başka bir video çekmiştik. Daha doğrusu çekememiştik. Telefonun azizliğine uğramıştık. Değil mi hocam? Olabilir böyle şeyler. Seni şimdi daha çekeceğiz. Şimdi o konuşulan mevzuları asla bilemeyeceksiniz. Çünkü aynı konuları konuşamayacağız bile. Eyvallah. Ne konuşalım hocam? Sıkıntı yok. Neyden bahsedelim? Doğaçlama gel girelim. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Aklına benim aklıma ne geliyorsa. Ya hocam şimdi... İnsanlar yarışmaya karar veriyorlar, yarışıyorlar, ondan sonra diyorlar ki ben bir daha yarışmayacağım, ondan sonra tekrar yarışıyorlar. Böyle şeyleri çok görüyorum, sen görüyor musun? Ayağı podyuma değmiş mi onu söylesem bana. Evet, tamam, değmişse böyle bir geçmiş olsun diyelim. Ya bu bir aşk ya, nasıl anlatsam sana Eda, yani ayağın değdin, istiyorsun mu abi, yarışmak istiyorsun, bir heyecan bastırıyor. Evet, şey, yeniliyorsun, bir daha girmeyeceğim Allah kahretsin diyorsun, tamam mı, diyeti bozuyorsun, o bozduktan 2 saat sonra seneyesinde bir daha görüşeceğiz diyorsun. Böyle bir şey bu yani. Hocam diyet demişken o zaman sana şunu sorayım. Diyeti neyle bozmamak lazım? Yani onu engellemen için çelik gibi bir iraden lazım senin. Çünkü sen hani diyet yaptığın süre boyunca beynine her şeyi yazıyorsun, yerleştiriyorsun. Yani dondurmasından tut, ne bileyim nesine kadar, canını ne çekiyorsa falan. Ben öyleyim açıkçası. Genelde herkes de böyle ama kimisi şekeri hiç sevmez. Bence şekerli bir şeyle bozmamak her zaman iyidir. Sen şeker yiyince sende de oluyor mu böyle bir sıcak basması? Normal. Böyle beyne doğru giden damarların yavaş yavaş... Kan şekerine ilgili bir şey. Sen bayağı bir seviyorsun. Titreme. Kan şekeri tabii düşük olduğu zaman... Kararma, tabii, göz kararması aynen, oluyor hocam. Tabii fazla şeker aldığın zaman yükselme, inme durumlarında öyle durumlardan yaşıyorsun. Ama doğru. Hani ben de bayılıyorum kardeşim yani. Bir dondurmayı da hayır hocam, en sevdiğin yani. Yemek nedir? Yani tavuk desem sen zoruna gidecek mi biliyorum ama devam biraz, ediyoruz. Biraz zoruma gidiyor. Yani yemek yemeyi seviyorum. Yemek yapmasını seviyorum Eda. Yani... Zevk alıyorum ya. Hayatı seviyorum. En çok sevdiğin yemek nedir? Yani yapmayı sevdiğin yemek. Ne diyeyim sana? Pizza sever misin mesela? Ya ben pizza hamburgerci değil, fast foodçu değilim. Yani sulu yemekleri mesela daha çok hoşuma gidiyor benim. Yani ne bileyim mantı olsun mesela. Hani sulu yemek daha cezbediyor beni. Sulu yemek beni de cezbediyor. Yani. Bir türlü yani zaten, olsun. Yerli yemeğimiz olsun. Şöyle biz yemekleri genelde haşladığımız için ister istemez sulu oluyor bu yemekler arkadaşlar. Hı. Bana genelde soruyorlar işte. Hocam kızartsak olur mu? Yok işte buğulasak olur mu? Direkt atın suya gitsin. Evet. Fazla düşünmeye gerek yok. Evet. Yani bu harcayacağınız enerjiyi antrenmanda kullanın. Orada harcayın. Yani, orada genelde o. Biraz da kahvaltıcıyım ben. Hani sen sever misin bilmiyorum ama peynir türü sadece poğaça açma mesela. Yani böyle sabah kahvaltısını ben yemeği daha çok tercih ediyorum. Yani biraz o abur cuburum var. Ne bileyim yağdır, baldır, reçeldir. Onlar daha çok özlemim de oluyor. İlk de onları gideriyorum zaten. Çok peynir. Kısa şey konusuna gelmek istiyorum. Biliyorsun yarıştan sonra bugün bize biri geldi. Bir kadın. Evet. Yabancıydı. Bu kalça bacak formülüyle ilgili bir şeyler sordu. Aynen aynen. Şimdi gerçekten böyle bir algı olduğu için söyleyeceğim. Squat çalışmak kadınların bacaklarını özellikle quadlarını çok mu büyütüyor? O yüzden yapmamaları mı gerekiyor? Kesinlikle yapmaları gerekiyor. Çünkü bunu yani sen benden daha konuya hakimsin. Östrojen hormonuna sahip olduğunuz için. Doğru. Öyle büyüme gibi bir şey jet hızıyla bizim gibi baylara, erkeklere oranla daha düşük. Onun için çok ağır kilodan benim de çok kaçıyorum. Bacaklarımı çok fazla büyütüp çok ağır kilo girmek istemiyorum gibi saçma sapan kelimelerden artık bıktım ben. Sana uzaktan eğitimde şöyle şeyler görüyor musun? Hocam senin gibi kaslanmak istemiyorum ama... Ama yani bunu fit hep olmak yaşıyoruz. İstiyorum. Hep yaşıyoruz Eda, bunu sen de yaşıyorsun. Ama böyle olmasın. Ya bunlar klasik sorular artık, alıştık. Onun için gülüp geçiyoruz yapabiliyoruz yani. Yapabiliyoruz ama onu da arkadaşlar. Bunlar tabii canım artık bunların her türlü cevabı yerleşir geç. Yani senin gibi benim gibi olmak hani biraz bunu şey sürecine bağlıyor. Çok kısa bir sürece bağlıyor. Yani hani ilaç kullanıp senin gibi olmak istemiyorum gibi. Yani arkadaş işin perde arkasını görmüyorsunuz. Yani çok derin konu bu. Çok derin idmanlar gerektiriyor. Doğru. Psikolojiniz olsun, manen olsun. Çelik gibi bir eden lazım o podyuma yetişmen için. Bir de gösterdiğin kişi de bir de biziz anasını satayım. Şey değil doğru, yani. Doğru. Yoldan geçen bir adam bodyci de göstermiyorsun yani. En üst çıtaları yükseltmiş adamları. Netice itibariyle kolay bir şey böyle değil. Böyle olmak istemiyorum diyorsun. Bir yani... de istemiyorsun. Olmak da seni bekliyor sanki gibi. Doğru. Öyle bir vücuda seni beklemiyor yani. Ama şunu söyleyebilirim sanırım. Bu işi yapabilmek için ilk önce biraz acıyı sevmek gerekiyor. Zamanla yaşanacak bir şey. Ona katlanman lazım. O zaten zamanla zevke dönüşüyor. Seni bağlıyor bu işe zaten. Acı demişken oradan da şuraya geçeyim hocam. Hiçbir sakatlığın oldu mu böyle ciddi ama? Eda çok oldu. Seni antrenmandan alıkoyacak. Oldu. Ama yıllar önce omuz tendonumu yırttım. Bayağı bir spor hayatımın biteceğini söylemişti. O zamanki
fizyoterapist doktor. Ama bitmedi. Bitmedi. Ama bunda tabii yine yüksek irademle onu yendim ben. Yani bıraksaydım eğer, tamam benim hayatım bitti kardeşim deseydim, şu anda buraya gelemeyecektim. Bilgehan Koç olamayacaktım. Yani onu yine ben yendim. Hani yavaş yavaş izometrik hareketlerle küçük küçük, bu tabii bir süreç buldu. 5-6 aylık bir süreç. Tabii bu süreci de kimse bilmiyor nasıl olduğunu. Onu ben biliyorum. Bir Allah'ından bir ben biliyorum. Ama yendim netice itibariyle. Bu sadece bir tanesiydi sakatlık. Böyle bir sakatlık yaşayan bir sporcu bırakmasın. Ya ona ben, antrenman yapamayacaksın da diyorlarsa da. İnanmıyorum ben ya. Hepsi yeniliyor. Emin ol yani. Ne sakatlığın olsa olsun küçük hareketlerle, değişik fizyoterapist hareketlerle ya da farklı hareketlerle o yenebiliyorsun yani. Kendi pes etmesinler yani. Pes ettim hiçbir şey olmuyor. İyice bitiyor yani hayatın. Sonra niye yapmadın diye keşke deyip geriye dönme şansın yok artık ondan sonra yani. Hocam uzaktan eğitimle ilgili çok kısa şunu sormak istiyorum. Bir aydır biliyorsunuz Bilgehan Koç uzaktan eğitime başladı. Ne istiyorsun başlangıçta? Sana ne gerekiyor kişinin programlarını hazırlayabilmen için? Ya bizim kurduğumuz platform çok kapsamlı platform oldu ya da MP Profit diye reklamını da yapıyorum burada. Ona başladık. Yaklaşık bir 20 gün oldu. İşte bayağı bir öğrencimizi toparladık orada. Zaten orada herkesin de olduğu gibi uzaktan eğitim gibi profil resimlerini alıyoruz. Gerekli evet. Sorularımız var. Belli bir sakatınız var mı? Spora sorular. Uygun musunuz? Değil misiniz? Yapmanız da bel fıtığı olsun gibi vesaire. Türevleri aldıktan sonra ona uygun bir program çıkartıp ne istediğine göre onu da yazıyoruz zaten orada. Ona göre beslenmesinden tutun şeyine kadar hep kendi yapmış olduğum benim hareketleri içeren bir havuzdan evet. Hareketleri çekip ona veriyorum. Artı soru işareti ne mal yok. Her şey belli zaten. Onu iyice şununla pekiştiriyorum. Soru işaretine mal olmasın diye WhatsApp'tan kendi konuşma hattımıza da akşam da onu ben her türlü bana soruları geri dönüp günübirlik hemen saatini akşam 8'den sonra bütün sorulara cevabını kendi ağzımdan kendi şahsımdan yönlendiriyorum. Ve kafasına hiçbir pürüz kalmadan. Formlarını ne zaman ne sıklıkla kontrol ediyorsun? Ayda bir. Ayda bir her formlara ayda bakıyorsun. Bir, tabii. Ona göre programları kesinlikle ilerleme var mı yok mu? Sevmiş peki diyelim mi? Ki formu çok iyi oldu. Bir ay sonra iyi bir sonuç aldı. Evet. Yine aynı programla devam edebilir mi? Edebilir. Bu zaten bu süreç bir aylık, iki aylık bir süreç değil ya da biliyorsun. Yani yıllarca, aylarca ya bunu bir ayda bir şey değişim yapacağım gibi bir kafayla düşünmemek tabii. Lazım. Senden ne kadarlık bir paket alırlarsa bir fark olur. Eda sıkılmamaları için her ay programla değişiyor. Aa yeter bu iş bundan mı ibaret diyor. Ne yapıyoruz? Hareketleri değişiyoruz. Mecburen evet. Sıkılmış oluyor. Ama bilen adam sıkılmıyor. Tabii vücudu da belli bir rutine alıştırmamak. Kesinlikle. Onunla değişiyoruz. Aynen bravo sana. Ne bileyim bir dumbbell curl yerine çıkartıp bir barbell curl koyuyorsun. Ya da S-bar curl koyarak işi renklendiriyorsun ama dön dolaş aynı hesaba geliyor. Adele'ye uygulanan bir baskı bu. Bir stres. Onu strese sokman ve böylece büyüme olayı gerçekleşiyor. Biliyorsun beslenmenle, şunda bunda neyse vitamin, minerallerle. Tabii ki bu süreç en az 3 ay, 4 ay olmalı ki. Biliyorsun adrenalin bile büyüme santimetresi 3 ayda 4 ayda 1 santimetre bir şey yani. O da doğru. Sağlam bir beslenme, sağlam bir idmanla. Onu hep ondan soruyorlar sonra, yani senede kaç kilo kas alırım gibi sorular geliyor. 2-2,5 kilodur yani fazlasını geçmez. Net doğru. Bir kastır. Yani benim yaptığım, benim kazandığım o. Peki hocam çok zayıf da olsa birey kardiyo yapılmasını öneriyor musun? Önermiyorum. Veriyor musun? Ben mesela hani tavsiye ben... Tavsiye ediyor musun? Zayıf bir kişiye kardiyo vermez ki Eda. Yani bu tabii onu dinlemek gerekiyor önce bir. Ne istiyor? Hani bu kardiyovasküler mi istiyor? İlla patici olacak diye bir şey yok. Ben sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorum. Six pack içmişim falan sahilde vücut yapayım. Manitacık hesabı koşayım diyorsa eğer. Manitacık yapmak istiyor. Yapmak istiyorsa tabii ki kardiyosunu yapsın. Çatır çatır olsun ama bizim onunla bir... Ha, ben bile yarışmaya 1,5-2 ay kala kardiyoya başlıyorum. Kuruyorum zaten bir kardiyonun pek şeyi olmayı... Ama sen zaten nabızla antrenman yapıyorsun hocam. Kesinlikle. O ona gelecektim şimdi. O idman beni zaten yakıyor, bitiriyor. Zaten kalori alımını ona göre düşürmüşüm ben. Harcadığım kalorinin altına kalori alınca zaten bir şeye ihtiyacım kalmıyor. Şimdi salona geliyorlar, direkt alıyorlar ağırlıkları, yüksek kiloları. Başlıyorlar işte egzersize. Evet. Normalde bir ısınması lazım insanın vücudunun. Yani onlar zaten olacak. Antrenmana hazır hale gelmesi lazım. Yani gerdirme demeyeyim de bir strengthlik olayı kesin eşya zaten sakatlanmama için, sakatlığa meyil vermeme için. Bunu hep her defasında söylüyorsun. Bir 10 dakikanızı ayırmanız gerekiyor. Bacaksa bacak sistenci. Ufak ufak kasılmalarla onu hazırlayacaksın. Hatta ilk setlerle boş kilolarla yapıp ikinci setlerle normal gerçek kullanabileceğin kiloları koyacaksın. Doğru. Yani. Peki sence hipertrofide yüksek kilolar düşük tekrarlar mı? Düşük kilolar yüksek tekrarlar mı diyeyim? Ya da kompleks bir şey mi? Ya ben çok tekrar hafif kiloya inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Yani hipertrofi zaten 15 tekrara kadar bir şey. Yani 8-12 arası, 8-15 arası bir tekrar sayısı. Kilo ağır basılmalı ya. Ama yanlış basılmamalı. Old school diyorsun hocam sen. Old school. Ben old school'cuyum zaten. Evet. İçinden yani ben pek kablolu hareketlere kalkıp
kıvır zıvır hareketlerle uğraşmıyorum. Temel hareketleri hiçbir zaman listemden çıkartmıyorum. Bunlar nedir işte bildiğin, işte deadlift'inden olsun, bar rowing'inden olsun, omuz shoulder press'inden, göğüs press'inden şunu. Onlar hep listemde var zaten. İzole hareket olarak ekliyorum bazen ama şeyden vazgeçmem. Powerlifting hareketleri gibi bildiğimiz o hareketlerden vazgeçmem. Seninle yani. Video çekeceğimi söyleyince birkaç soru geldi. Hocam sorar mısın? Atletik fizikçiler bacak çalışmalı mı? Çalışmalı tabii. Haftada kaç gün çalışıyor? Yani en azından şortu dolduracak kadar bence çalışmalı. Çok konuya hakim değilim aslında ama biliyorsun beni biraz onlara çıkışıyorum da bazen. Biliyorsun şortla yarıştıkları için çok ön planda değil bacaklar. O yüzden yani, soruyorlar muhtemelen. Ya genelde dolu olmasına artık özen gösteriyorlar. Çünkü o kadar çok ki Eda podyuma 70 kişi çıkıyor, 80 kişi çıkıyor. Yani hakemlerin de işi çok zor. Yurt dışında böyle oturup, hocam hani, mesela işte Furkan var, işte birkaç kişi var. Furkan çıktı bizden. Şimdi baktığınız zaman şu aslında gerçekten dolu bir form. Diyorsunuz ki hani bu adam aynı zamanda klasikte de yarışır mı diyorsunuz. Çünkü öyle bir bacakla geliyor aslında. Ya öyle sporcular ne var. Sormak istiyorsun? Hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun diyeyim bundan. Yani ben body'ciyim Eda ya. Ben biraz eski kafalı bir adamım. Hani mayoyla görmem gerekiyor bir adamı. Evet. Ben hani short, tabii ki onların başarıları şey yapmaz, tartışılmaz. Allah için çocuklar bir yerlere gelmişler ama. Ama diyorsun ki ben birini hazırlarsam atletiğe klasik gibi bir şey çıkar. Ben atletiğe ben atletik adam hazırlamam. Hazırlamam. Yok. Mayo giyecek adam. Klasik yarıştırırım. Mayo. Klasik ya da bodybuilding. Bodybuilding. Yani ben bütün olarak bakarım. Bacağından, kalçasından. Mesela bikiniye bakıyorum. Hani şimdi atletik fizik bikininin eşi gibi. Biri erkek, biri kadın. Evet. Bikini modeli ya. Evet. Bikini ve mayo modeli biliyorsun. Birinde çok yoğun kalça antrenmanları varken evet. Birinde haftada bir gün zor bela bacak antrenmanı yaptırabiliyorsun adama. Doğru. Şimdi bu eşitsizlik olmuyor mu? Ondan diyorum ya zaten. Eşitsizlik olduğu için ben de mayo taraftarıyım. Bütün olarak bakmalıyım. Çünkü senin bacak dediğin şey haftada 2 günlüğü, 3 gün alıyor bazen. Ve bunu biliyorsun. Kalçası, gluteusu ayrı, arkası ayrı, önünü ayrı çalışıyorsun. Doğru, doğru. Cehennem ızdırabı çekiyorsun. Herifin bacağı burada nasıl diyeyim. Yani bana biraz şey geliyor, biraz saçma sapan geliyor. Biraz hani atletikler, fizikler biraz genetik yapıya daha çok bağlı doğru. Sanki. Belin ince olmadan nasıl Furkan Er'in kardeşimizin 67-68 santim beli var Allah vergisi. Tabii ki üstüne de eklemiş çocuk. Güzel bir başarı elde etti. Ben onu kötülemek amacıyla burada kalkıp onu eleştirmiyorum. Kimseye eleştirme hakkım yok zaten. O değil. Ben body, vücut geliştirmeci, hardcore olduğum için. Hocam sen belini nasıl inceltiyorsun? Ben inceltemiyorum. Benim çok ince değil. Ben bacaklarımla sırtımı büyütüyorum ince gözükmesi için. Bu bir dezavantajım oldu. Bu tamamen estetik meselesi aslında arkadaşlar. Çünkü bu soruyu da soruyorsunuz. Kesinlikle. İşte beli nasıl incelteceğiz? Bu da bir cevap. Yani bel inceltme olayına ben Eda inanmıyorum ya. Yani hocam şöyle, korseler var. Korseyi ben taktım, ben yani ölüyordum ya. Hani ben 125 kilo adamım, podyuma çıkan 120 kilo adam. Nefes alamadım başım. Yani. Aldım attım çöpe. Yani benim şimdi benim hocam şimdi... şu korseyi yaptılar, antrenmanda ben denedim, olmuyor. Yapamadım kardiyo yani. Kardiyo da taktım, yemiyor. Tamam şimdi biz bir de, affedersin hayvan gibi yiyen bir adamım ben. Hani ben 8 öğünüm, 9 öğünüm yemek, yani yemek yemekten geçiyor. 2 kilo et yiyorum ben. Aslan yemek yerken oturuyorum. Takmamak gerekiyor diyor. Tamam, kardiyo da takmamak gerekiyor. Ne zaman takacağım? Antrenmanda. Benim vaktim zaten yemek yemekten geçiyor yarışma zamanı. Öyle oluyor. Yani benim, düşünsene bir. Vakit yok. 8 öğünü böldüğün zaman zaten 2'şer saate geliyor nereden baksan. Bir de doğru. Uyuma saati. Artık onunla uyuyorum. Onu da takarsam ölürüm zaten korseyi. Ağır deadliftler, ağır squatlar. Bunlar zaten senin diyaframı biliyorsun bir şekilde. Vakum yani. Egzersizleri için ne düşünüyorsun? Yapıyorum. Hocam? Bak ona çok inanıyorum. Allah aşkına onu yapıyorum. Vakum yapabiliyorum. Ama hani benim etkili belimin... Etkili oldu mu? Karın kontrolünde etkisi oldu. İç karın kaslarını da kontrol... Kesinlikle. Yani o dışarı bir patlama yapmadı diyaframda. Ben zaten diyafram pasımı iyi kullanan bir adamım. Dalıştan dolayı dalgıcım çünkü yani. Evet, serbest evet, alış da evet, var bende. Onun için nefes tutma olaylarını hep o egzersizleri ben yaptığım için orada konuya hakim ama belimin şeyi obliğimin kalınlığından yani annemden babamdan gelen bir şey. Ama genetik bunu, biraz. Bu genetiği ben şeyden bozdum ama. Sırt kanatları iyice açarak batıyor, iyice üstüne düşerek. Ama şu an açarak, ince gibi duruyor aslında. Şu anda küçüldüm ondan birazcık. Sen benim eski halimi görmedin yani. O belki fotoğraflarda görmüşsün ama şimdi... Ya hocam ben senin çok fotoğrafını gördüm. Ama Eda canlı olarak böyle değilim normalde yani biraz daha 135 kilo halini düşün bunu. Şimdi 117 falan yani düşün 20 kilo daha fazla gibi. En ideal formun bugüne kadar sence hangi yarıştaydı? Samimiyette söyleyeyim ben 2016, 2017, 2018 üst üste dünya şampiyonu olduğum zamanlarda hep 122, 123, 124 o civar çıktım podyuma. Çok bu diriydim. Maksimal kilom mu hocam? Maksimal %3, %4 vücut yanına çıktım kiloydu. Yani çok boyumun 40 kilo fazlasıyla çıktım neredeyse. 38 kilo fazlasıyla. 1.85 boyum. 95, 5, 5 tabii 37 kilo falan oluyor. Farklı ciddi bir şeydir yani. Vücut yağ oranı düşük. Muhtemelen şeyi soruyorlardır. Bu dönemlerde bicepsini hatırlıyor musun hocam? 56. 56 idi. Sıcak 56 idi kolum. Hep sıcak ölçüyordum. Yani 56'yı geçemedim.
56'da kaldım. 55, 56. Çok güzel oran. 56 iyiydi. Kolum iyiydi ama yine bacağım her zaman mesela şey geriden geldik bacak genetiğim. Yani şey olmadım böyle hiç. Ama hocam senin boyun uzun yani. Kemiklerim çok uzun Eda ya. Ya dolduramıyorum. Dolsa bile şimdi mesela şu anda ilk boşanan yer orası. Bana da diyorlar ki Bilgehan Koç nasıl doldurmuşsa söylesin biz de öyle dolduralım. Sıvay da bayağı malala yazdım. Yani arkadaşlar kemik yapımıza göre biraz şanssızız ama ektomorfum ben de. Ama bu şu anlama gelmiyor. Dolmayacak anlamına gelmiyor. Ben podyum için zorlandım. Siz doldurabilirsiniz. Hani ben hep ileriye hedefledim. Hep yani gözüm yüksekte oldu benim. Yani yılmadım, bıkmadım ya. Girdim, bıkmadan tekrar diyete girdim. Üstüne çok düştüm. Yani haftada bazen 4 gün bacağa girdim. 3 gün girdim. Yani çok girdim çok ben. Çok girince çok mu büyür? Hayır, büyümüyor. Ama kafaya o kadar takmıştım ki artık. Bir gün yapıyorum, olmuyor. Hafta 2 güne çıkarttım ama değişik sistemler. Ne bileyim 1,5 saat squat'a giriyordum. Hiç durmadan. Ne? Squat. Yani işe yarayan ne oldu hocam? İşe yarayan az çalışmam oldu. Haftada 2 gün. 4 günü çıkarttım, 2 güne düşürdüm. 70 saat ara verdim. Dinlendim ama. Ayakta olan bir işim yoktu o zamanlar. Hep oturarak da işim. Ayaklarımı uzatıyordum, yatıyordum. Gerçekten bacak antrenmanın hakkını verirseniz demek istiyor ki. Dinlenmeniz gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Ayaklarını uzatıp yani aslan gibi. Yani bacak antrenmanın hakkı veriliyorsa ikinci gün bacağınızı oynatamıyor olmanız lazım o zaman. Bu yani mantıya göre. Benim oynuyordu ama dinlenmesi gerekiyor. Çünkü bacaklarından bir şey eriyip gidiyor sanki. Ayakta bir iş yapıyorsan ya da yürüyorsan ha, eline kumandayı alıp televizyonun karşısına ayaklarını uzatıp oturacaksın. Ama bu da tabii iyi bir örnek, tavsiye değil. Hani herkesin işi biliyorsun. Bir hayat mücadelesi koşuyoruz. O gün zaten muhtemelen hocam sen yine üst bölge antrenmanı yapıyordun. Yani. Haftada kaç gün antrenman yapıyorsun? Yarışma zamanı 6 gün. Yarışma zamanı 6. 2 gün bacak, 4 gün. 2 bacak, bir total yapıyordum. Diğer günler göğüs kolu, omuz arka kol gibi. Sırtı da ikiye bölüyordum hatta. Rollar bir, çekişleri bir yapıyordum. Biraz detaylıyordum yani. Değişik bir idman şeklim hocam, vardı. Hocam suyu nasıl atıyorsun vücudundan? Yani beslenmeni nasıl değiştirip veya kardiyo mu artırıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Suyu atma gibi mücadelem olmuyor. Ben hep aynı sistemle giden bir adamım. Hani önce karbonhidratı low çekerek, vücuttaki yağımı bitirerek başlarım. Çünkü sen detaylı çıkıyorsun hocam. Nasıl oluyor? Yani ne gibi bir prosedür ya bu? Çok sağlam diyet yapıyorum. Kaçamak hiç yapmıyorum. Kaçamak hiç yok. Cheat meal hiç yapmam. Yapılması lazım bazen. Yani bir şey tatmıyorum. Niye yani doğum günüm bile hocam olsa mesela. Kalkıp bir lokma bile pasta al. Sen bana yedirtemezsin mesela. Hani o haldeyim. Yani biraz... Hocam senin burcun neydi? Oğlak. Oğlak. Biraz... Takıntılı mı bu anlamda yani, acaba? Takıntısını bilmiyorum ama ben diyette çok sertim ya, şey değil. Hani içeceğim bana bir şekersiz limonata, bir zero kola ben. Hocam ağzıma... şimdi bunu izleyenler korkacak. Sen yok, öğrenciye korkmasın. De mi vermiyorsun? Lütfen. Hayır, ben onlara veriyorum. Ben biraz ruh hastasıyım bu konuda. Hani zero kolanın bir zararı olmadığını biliyorum ama ben içmiyorum. Ağzıma çok tatlı geliyor. Tatlı gelen şey beynim şeker girdi pozisyonu uyandırıyor gibi sanki. Onlar da, içebilirler mi? Onlar içsin canım. Zaten hani öyle bir sorun olsa kolayı şikayet ederler yani. Çünkü zero yani şeker yok içinde. Neticede böyle şeker hastaları da kullanıyor bunu. Ama bana yaramıyor sanki. Ne yapıyorum? Pirinç, tavuk, ne bileyim salata, sebze hep bu yani kalem çok fazla olmuyor. Yediğim 5-6 kalemden fazla bir şey değil. Tavuk, balık, bütün protein kaynaklarını alıyorum. Çeşitlendiriyor musun karbonhidratı? Bazen. Beyaz pirinçten mesela siyah pirinci o zamanlar alım gücü daha iyiydi benim mesela şey olarak. Ne gibi bir farkını görüyorsun? Şöyle fark oluyor. Beyazı idmandan hemen sonra yiyordum. Siyahı önce yiyordum. Ama bunu onu yapmalarına gerek yok. Ben beyazı yiye geçerim yani. Çok Greçka hakkında ne düşünüyorsun hocam? Greçka var, kara buğday var. Greçkayı ben yedim. Güzel, ağır biraz sindirim var. Ben de şişkinlik yapıyor diye bıraktım. Yani protein var içinde diye sordum. Var, çok güzel. Yani yiyen çok arkadaşım var ama beni doyurmuyor. Yani benim kan şekerimi bir anda kendime getirmiyor. Esmer olduğu için. Glisemik endeksi biraz daha düşük. Bana yüksek şey lazım. Biraz da biliyorsun o işlere ben de girdiğim için ilaç hocam şey soracağım. Sen şimdi uzaktan eğitim sistemiyle biri geliyor sana. Evet. Diyelim ki ona gerçekten greçka dokunuyor. Evet. Ama sen yazar mı? Yani onun öncesinden bir konuşman mı gerekiyor kişiyle? Sana ne yarıyor, nedir? Öğreniyorum tabii. Karşılıklı soruyorum. Nedir, neyinlesi? Zaten çok kiloluysan kalkıp biraz onun kan şekerini yükseltecek beyaz pirinç vermiyorum. Hı-hı. Biraz daha anabolik kişiler olur. Bizim gibi mesela ne bileyim. Yarışmaya kafayı koymuş. Onlar beyaz pirinç keser. Bir anda kendime gelmem gerekiyor. Yani benim, kişiye gerçekten özgü bir program yapıyorum. Kesinlikle yapıyorum. Kesinlikle. Net ve yapıyorum ve onu da dinliyorum zaten. Abi yani, bana bu yaramıyor, hocam bana şu yaramıyor dediği zaman da anda değiştiriyorum. Yani Bilgehan hocam sen bana neden patates yazdın diye soracak olursa cevabı hazır. Hazır, yapıştırırım hemen. Yapıştırırsın. Hemen. Öyle bir şey yok. Hani buna 3 gün sonra döneceğim, 4 gün sonra sana dönüş yapacağım gibi bir durum söz konusu değil. Yani aynı gün içerisinde cevabını alır. Cevabını alıyor arkadaşlar. Aynı gün derken akşam 8'den sonra. Yani. Akşam 8'den sonra. 8'e kadar doluyum. Sonra dersler sen 8'de cevapları veriyorsun. 8'de başlıyorum açıkçası. Çünkü 8'e kadar ders var yani. Sabah 8'den akşam 8'e kadar doluyum ben. Hafta içi bu.
Hafta içi zaten, evet. Hafta eve geldiğim zaman da 8'den sonra oturuyorum, çayımı kahvemi içip açıyorum, online sistemine başlıyorum orada artık. Şu anda 20-25 öğrenci var, oradan giriyorum işte. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar, bu sistemden yarışmacı hazırlığı da var. Böyle bir paket var. Yarışmacı da yani hazırlıyorsun. Onlara yönelik de programlar var. Ama kalkıp ekstra bir şey almıyorum. Yani o ücret neyse onu alacağım ondan da. Kalkıp yani bir ekstra bir şey. Sen yarışmacısın kardeşim. Yapma sana, hocam ya. Senin için aynı ücreti mi alıyorsun? Allah kahretsin. Ama o fixlenmiş bir şey artık. Yani o fiyat şey. Ya ona özgü bir şey değil yani o. Ona yarışmacıysa yarışmacı uygun program çıkartıp ekstra gelden sana şunu vereceğim. Bir de pozları olursa tabii ekstra sana. Yani onlar özele girer artık ya. Özele girmesi gerekiyor. Özele girer artık onlar. Çok detaya bir konu. Kalkıp tabii ben onu her gün açıklasam geveze gibi, ben onu her gün şey açıklayacak halim yok yani. Onun istediği şeyin cevabını veriyorum. Çünkü bize sorular bitmez biliyorsun. Hı-hı. Soru üstüne soru. Soru üstüne, öyle bir soru yok. Yabancılar da gelebilir mi hocam? Yabancı dili çevirebiliyor muyuz programı? Yani ben de İngilizce var zaten. Yapabildiğim kadar çeviririm. Hı-hı. Zaten hep terimler İngilizce. Var mı böyle bir plan ileride böyle çevirme gibi bir şey? Var. Planlar var. Yurt dışında da var. Kesinlikle var. Özellikle Hollanda, İran, o taraflar, aşağı taraflar. Oradan bir zaten izlenme kitlemizi izliyoruz biz yani. YouTube'da benim genelde Hollanda, Almanya tarafındaki yerli Türklerden bahsediyorum size. Orada yaşayan Türk vatandaşlarımızdan bayağı bir izlenme şeyimiz var. Oraya da hitap eden, yani onda iPhone'dan şeylerini aldık hepsini. Vergiler ödeniyor. Yani oraya da hizmet vereceğiz. Güzel. Ciddi bir iş yani. Yani illegal bayağı bir şey. Bayağı büyük bir iş hocam yani. Yani bir senedir bununla uğraşıyoruz. İnşallah ne zaman acaba İnşallah oturur. Buraya girecek göreceğiz. Bakacağız artık yani. Biz de doğru söylüyoruz gerçi ama doğrusu da tutar mı tutmaz mı biliyoruz. Sıkması yön yok, bir şey yok. Doğal olarak yani ne bileyim. Bu arada Bilgehan hocanız nakçı. NAK yarışlarını destekliyor. Güzel bir yarış olduğunu söyledi. Bu videoyu çekmeden önce de söylemiştik, konuşmuştuk bunları. Evet. Tekrardan üstünü çizmiştik. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum ama pozlar enteresan. Az kişi var ama güçlü rakipler var burada. Onu gördüm bu arada. Yani sana şunu söyleyeyim. Tabi burası iyi de ama ben size şunu söyleyeyim. Ben 3 defa İspanya'da, bir kere İtalya'da girdim bu yarışmaya. 4 dünya ikinciliği yaptım. İkinci olduğum tüm yarışmaların birinci yarıda overall oldu. Yani bu ne demek biliyor musun? Yani ben birinci olsam ben overall olacaktım hesabı. Ben orada hiçbir kategoride 25 kişiden aşağı adam görmedim. Burası biraz zayıftı bu konuda. Yani katılım biraz azdı. Nedendir bilmiyorum. Belki vize problemi, belki Euro'nun şeyin yükselmesi için, ama onlara göre burası cennet şu anda. Hani yabancıya yine göre. Yine de öyle, evet. Yine öyle ve ama buraya geldikleri zaman tatil yapıyorlar, birçok şey alabiliyorlar. Kesinlikle. Orada da bir kriz var. Onu da biliyoruz, farkındayız, evet. Ama tabii bizim ülke gibi değildir muhtemelen. Ben ona bağlıyorum. Biraz zayıf geçti yalnız ya. Çok zayıf şey değildi. Olsun. Yani ama tabii dinlediğim yarışmacıların dinlediğim kadarıyla klasiklere yok. Klasiklere baktın mı hocam? Klasikler de vardı güzel. Klasiği incelemedim ama sağlam bayanlar da vardı. Onun bayanların kategorisini izledim. Artı yüzü kendi member bisikletini izledim. Güzeldi ama çok yoğun değildi ya. Öyle yırtıcı değildi yani. Evet, ben çünkü internetten takip ettiğim kadarıyla 300-400 kişilerden falan bahsediliyordu önce. Yani 300 kişi öngörülüyordu. Şey, ben sana diyorum ya, 500-600 mayo numaram vardı benim o zamanlar. Bu ne demek yani, 600 katılım vardı, 700 katılım vardı bazen. Hani onun için biraz zayıf geçti yani. 300 çok bir rakam değil bütün sikletlerde yani. Belki hani bu bizde ilk defa yapılıyor falan, bunun da etkisi olabilir. Olabilir. Ya ben şeye bağlıyorum, pandemiden çıkışa bağlıyorum hepsini ya. Bu sadece bizim ülkemizde değil ki. Dışarıda da bu aynı sorunu yaşadık biz. Özür dilerim, yaşadılar, yaşıyorlar daha doğrusu. Herkes bir bunalımda. Yani şey olarak düşünmeyin, maddi olarak düşünmeyin sadece. İnsanlar bir karamsar. Baksana, etrafa bakınıyoruz. Bir hayattan bir zevk alamıyoruz. Yani bir insanların içine bir karamsarlık olur. Boş boş bakıyor millet. Ne bileyim ya, ben ona bağlıyorum ya. Ya bence spor yapmak hayatın çok güzel bir kısmında duruyor. Yani gerçekten insan kendini özel hissediyor diye düşünüyorum. Ben bu işe girdiğimden beri bunu hissediyorum. Özel birisi oluyorsun zaten. Eda. Öyle oluyorsun yani. Evet. Ayrısın. Yerlerinden farklı. Farklısın. Çok güzel bir şey. Bu ne güzel bir şey ya. Yani öbür tarafa giderken bile şey olacaksın. Farklı bir insan olacaksın. Bir Eda vardı falan diyecek. Yani aynen öyle. Ya bu çok güzel bir şey. İnsanların seni sevmesi, bir iz bırakman. Niye yaşıyoruz ki Allah aşkına ya şu hayatta? Gözünü seveyim. Bir şeylerle uğraşalım. Herkes İyi kendi branşında. İyi gözükmek önemli diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda insanın mental kısmını da çok etkiliyor. Seni rahatlatıyor. Sen mutlu musun arkadaşım? İş bitmiştir. Başkası önemli değil açıkçası. Senin mutlu olman önemli yani. Bir de özellikle şunu söyleyeceğim. Yani kadınlar özellikle bu soruyu bana çok soruyor. Yani ağırlıkla antrenman yapmasam olur mu? İşte ben böyle gözükmek istemiyorum ama işte beni büyütür mü? Daha da kaslandırır mı? Yani ağırlıkla ilgili bir şey değil bu arkadaşlar. Bu antrenman geçmişiyle ilgili, evet. Tecrübeyle ilgili olan bir şey aslında. Korkmasınlar, o kadar büyümezler. Zaten yani senin gibi olma ihtimalleri yok zaten. Zaten böyle düşünen kadar. Birisinin öyle bir olma gibi bir ihtimal yok. Çünkü o beyinde onu kuramamış zaten yani. Hocam, senin yüzme yapmanın bir etkisi oldu mu?
Şegirmen'de. Yani, ya yüzme sporu değil de ya deniz çocuğuyum zaten. Denizde büyüdüm netice itibariyle. Yüzme olsun denizde. Denizden çıkmayan bir adamdım ben. Hani netice böyle. Muhtemelen vardır. Omuzlarım belki gelişiyor oradan. Ya bunu şundan dolayı sordum. Hani acaba çocukları küçük yaştan böyle yüzmeye yazdırmak ya da işte böyle bir altyapı sağlamak ileride vücut geliştirmeye doğru kaymalarına yardımcı olur mu? Olabilir. Ya vücut geçme içinde olmalı çocuğun. Hani onu biz bilemeyiz ki Eda. Yani benim de şimdi 13 yaşında oğlum var. Meraklı mı hocam? Başlattım ben. Çatır çatır şu anda şey gibi vücudu. Zehir gibi çocuk. 12 yaşında. Hani onun boyunu... Onu da soruyorlar. Kaç yaşında engelleme. Başlayabiliriz falan. Tamam 15-16 diyelim. Kemik gelişmişti ama ben haltere sokmadım. Hani kendi vücut ağırlığı yaptı. Ne bileyim. Barfiksin şınavı bildiğimiz küçükken yaptığımız şeyler. Yani bunları zaten bu yaşta onları bunu yönlendiriyor. Yapacağı spor branşına yönlendiriyor. Tabii ki yapmalı. Yüzme, basketbol. Doğru. Ne bileyim o kendisi karar verir. Body'ye döner. Onu babasından haz alır. Bilemiyorum ki yani ne diyeyim. İçinde olmalı ya. İçinde olmadan olmaz. Ha, benim içimde vardı. Ben yani daha erken başlamayı isterdim mesela. Benim ilk yarışım 26. Evet. Geç bir yaş senin. Ben çok erken başladım. 14-15 yaşlarında. Ben yani 13 yaşta hatta başladım. Ama profesyonel olarak 17-18. Ama ben dediğim ama zaman... Ama bayağı olmuş hocam. Ben 73'üyüm. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Ben 89'da başladım spora. 87'de de hani bir şey... Mecbua yok, dergi yok. Ya bir şey yok ya. Bildiğimiz bir şey yok. Yanlış yamalak hep aynı şeyleri söylüyorum. Yani bir yanlış bir bilgi birikimiyle 5-6 seneyi hibe ettik yani düşün. 97'de ilk podyuma çıktım. Yanımda Ersin Kuruyel. Tulu Topa biliyorsun. Kerim Topsakal, şunlar bunlar. Neyse çıktım. Allah bir baktım herifler şey gibi. O zaman zebellak gibi yani. Hala çok iyilerdir arkadaşlarım hepsi. Aynı devreyi zaten. Tulu abimiz bizden de büyük. Benim oradan sonra artık onlar beni ittirdi yani. Evet. Ama güzeldi o zamanlar hani zevkli eğlenceli bir yarışmaydı. Güzeldi. Böyle bir kin gözüyle kimse kimseye bakmaz. Dostluklar... Kaçlık yoktu o kadar sanki ya evet. Eskiden. Kattı rekabet şimdi daha farklı ya oldu. Şimdi ne bileyim sosyal medya mı bizi böyle yaptı ne yaptı? Yani insanlar aynı ortamda yüzlerini çevirmeye yani, başladı. Bugün bak Hakan Gümüş geldi Hakan abim. Türkiye'ye izini bırakmış. Ertuğrul Gülcan izini bırakmış. Ellerini evet. Öptüm ben. Saygımdan dolayı yani şey değil aslında benden birkaç yaş büyükler ama... Bizde bir gelenek ana nedir bu yani biraz aileden yok hocam, gelen büyüklerdir senden. Benden büyük 5-6 yaş büyükler. Ben daha de 50 yaşındayım ben de. Onlar da 55 yaşında. Ben büyük değil ben 40 yaşında da olsa elini öperim. Hani o sorun o değil. Bir şey yapmış adam Türkiye'yi kılıçtan geçirmiş ya düşünsene Avrupa'yı falan. Türkiye'yi bayrağını sallamış ikisi birden dünya şampiyonu olmuşlar. O zaman da dünyanın altını almışlar düşün. O zaman da nasılmış bakmış. Şimdi bir tane kupa verip gidiyorlar sana hani o zamanki siyasette madalya altın o, alıyordu. Altın vermeme konusu neden oldu da böyle? Siyasi bu ya değişti gitti. Zamanın bakanı şuydu bu suyu değişince yönetim değişince ne oldu? Spora şimdi öyle bir şey değişince. Olsaydı çok farklı şeyler olurdu aslında. Farklı bir şey olmaz mı? Nasıl ileri giderdik biliyor musun? Hedefin yok ki şimdi ne yapacaksın? Bu kadar yiyorum diyor adam. Şey yapıyorum hani gerçi bu aşk içine biz hani bir karşılığında bir şey düşünerek açıkçası yapmıyoruz ya da yani bir şey geçmedi elimize ne geçti? İşte bu geçti bu isim geçti. Kendim için konuşuyorum yanlış anlama. Bu da bana getirdi yani insanlar getirdi. Seni getirdi bana ne bileyim. Öyle oldu. Seninle tanıştık. Bir, yani da seni getirdi hocam. Böyle oldu yani bu benim için daha önemli ya. Tabii ki maddiyat önemli. O da şimdi yavaş yavaş online'la özel derslerimizi işte maddiyata çeviriyoruz. Ama bu da geçinmemiz için yani kalkıp trilyoner olmak için. Ya manevi olarak değil. Çok farklı bir hissiyatı var tabii ki. Parayla alamazsın. Paranın geçmediği tek yerdir bu. Evet. Geçsin doğru. Hadi yap. Nasıl yapacaksın? Yap bakalım hadi. Yapamaz. Bill Gates yapabilir mi senin fiziğini ya da benim fiziğimi Bill Gates dediğiniz adam yapamaz. Öyle bir şey yok. İşte bu sadece işte. İşte parayla da ilgili değil. Dediğim gibi bunu alamaz. Sevmek gerekiyor. İşte yetmiyor. Yani aşık olman lazım bu şey. Spor güzel. Ruhen bedenen seni güzel yapıyor. Ben özellikle şimdi aklıma geldi onu da söylemek istiyorum. Böyle son tekrarlarda böyle ya çıkmıyor deyip bırakıyorlar ya. Bazı öğrencilerim var öyle benim. Evet. Çok sinirleniyorum. İşte orada iş bitiyor zaten. İşlem orada hadi gerçekleşiyor. Yapalım 4x15 yapalım diyorum mesela. 10 tamam. 8 yapmış. Bırakıyor dumbbellları. Diyorum ne oldu? Bitti hocam çıkmıyor falan. İşte yani böyle. Hani bir çaba. Çaba sarf etmiyor. Aslında olayın biteceği nokta o nokta. Sen de şahitsin. Zaten özel derslerimizi vermemizin amacı şahsın başına durmamızın amacı o zaten. O tekrarları ona çıkarttırmak. Ben de aynı PT'yi veriyorum. Amacım o zaten ona o dakikayı kısa tutturmak. Bir dakika sürecini. Yoksa adam bırakacak. Adam onun için gelmiyor zaten. Yani kendi kendine gelemiyor. Evet. Abi ben yapamıyorum diyor. Ara saatte sen ayarla şunlar bunlar. PT'nin amacı o zaten. Sen onu hızlı bir akım yapmak, hızlı bir baskı uygulamak, ağır bir baskı o tekrarı çıkarttırmak. Ondan başındayız adamın. Bunu tabii düşün. Sen ben PT'siz yapıyoruz hani. Hı-hı. Biz artık o acıyı biliyoruz. Acı işini tatmışız. Yani zor bir şey. Çok zor evet.
yani buradan şunu söylemek istiyorum. O tekrarlarda bırakmazsanız gerçekten bir şeyler elde edersiniz. Gelişim sağlarsınız. Öyle değil mi? Aynen, aynen. İş bitirici tekrar onlar. Ha, kalkıp tabii gebermek değil ki onun aslında. Yani kalkmayacak hale getireceksin yani. Yani bu arada altına da kalma ağırlığın. Tekrarlar konusunda şunu söyleyeyim. Var öyleleri de. Hocam işte benim de pazarlık yapıyor. Hocam 4-15 yapmayayım da diyor. Ne yap diyorum. İşte 3 yapayım ama 3 tekrar yapayım ama kiloyu arttırayım diyor. Ya neyin pazarlığı bu ya? Yani biz halterci değiliz. Tablepçi de değiliz. Doğru. Netice itibariyle kiloyu ağır bir şekilde o sayıyı tutmamız gerekiyor. Baskılamamız lazım. O kası, adeleyi strese sokmamız gerekiyor. Ama bu tabii biliyorsun negatif tekrarların önemini. Kalkıp zıplatmadan, hoplatmadan evet. Bir 30-35 saniye bir hareketin silsilesi sürmeli ya. Yani 2 saniye indirip 1 saniye kaldırman gerekiyor. Bu budur yani. Yavaş indirip tam baskıyla bunu kaldıracağım bir kilo. Maksimal gücün %65-%70 ile çalışıyoruz arkadaşlar. Yani doğru. İnce hesabını bilmiyorum 65-70'i de. Eda hani benim yaptığım bu. 2 saniye indirip 1 saniye kaldırırım. Yani biraz ağır hareket yaparım. Negatifler pozitif. Aynen yavaş yaparım. Bitirmeyi hızlı. Ya o da bir 30 saniye, ya saniyesine bakmadım ama sürer yani, öyle bir anda bitmez yani. İşte o son tekrarda da yer, tabii altında kalmayacak bir şeyi, kimseden de yardım almam. Çünkü kendimi alıştırmıyorum kimseye. İşte ben zaten ona da biraz sinirleniyorum. Gelmiş salona mesela, işte yardım alıyor hocam. Yanında iki tane adam var. Ya yok ya, haytut, beraber çağırmalar. Ya bana ters, ben hiç böyle bir şey yaşamadım Allah aşkına. Yani ben partner de kullanmıyorum. Partnerin ruh halini de çekemiyorum. Kilonun yarısını aldı zaten yanındakiler. Ya, o bisep çalışıyor, sen göğüs ittiriyorsun. Ya öyle şey mi olur arkadaş? Hani altında kalacaksan atmasını bileceksin. Yani yanlarına şey takmayacaksın. Devir gitsin. Yani öğrenirsin yani. Diyorsun ki hocam, kaldıramayacağınız yükün altına girmeyin. Aynen. Doğru mu? Doğru. Güzel. Hocam bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Vallahi hepsine çok selamlar. Bana da fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Seninle tanıştık. Sevenlerine ben de buradan çok teşekkür ederim. Çok selamlar da, sevenlerine de, fanlarına da buradan çok selamlarımı söylerim. Daha da iyi yayınlar dilerim. Ne diyeyim sana? Çok teşekkür ederim hocam geldiğin için. Yine görüşeceğiz inşallah. Tamam inşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.